Rukiye Hanım, şu an gönül dostlarınızla beraber kahvaltıdasınız. Evet. Uşağın güzide mekanları olan VIP kafedeysiniz. Neler söyleyeceksiniz? Evet, bugün gönül dostlarımızla beraber bayramdan sonranın ilk toplantısını bir kahvaltıda buluştuk beraber. Ben kendilerine geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten biz halkla, kişilerle, insanlarla gönül köprüleri kurduk. Bu köprüleri pekiştirerek böyle güzel yerde, güzel mekanlarda dostlarımızla birlikte toplanıp güzel bir kahvaltı yapıyoruz şu anda. Gerçekten hanımlar da Uşak'ın güzide hanımları. Hepsini çok seviyorum. Dilerimdir. Her şey sizlerle güzel. Her şey sizlerle güzelleşiyor. Eğer bir başarı elde ediyorsa o da sizlerin sayesindedir, biliyorsunuz. Sizler olmasanız biz olmazdık. Mevlana Derneği olmazdı. Uşak içinde birçok çalışmalara imza atıyoruz. Evet, bu imzamızı tabii ki ben kendi başıma yapmıyorum. Bir ekip çalışmasıdır. Bugün ekibimizle birlikte VIP kafede böyle güzel bir kahvaltıda buluştuk. Ben geldikleri için çok teşekkür ediyorum. İşte benim canlarım, işte benim dostlarım aramda. Ben aynı zamanda Kanal Ailesi televizyonuna da çok teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadılar, yanımızda oldular. Evet, hepinize ben böyle güzel bir kahvaltıda afiyet olsun diyorum sevgili dostlarım. VIP kafede böyle gönül dostlarımla beraber güzel bir kahvaltıda buluştuk. Bugün bizim kahvaltımızın onur konuğu daha önce dershanelerde müdürelik yapmış Zehra Hanım aramızda. Ben onun duygularını almak istiyorum. Öncelikle Sayın Başkanıma, Rukiye Güneş Hanımefendi'ye, çok sevgili, değerli üyelerimize beni bugün buraya konuk ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Büyük mütefekir, şair, bilgin, Mevlana Celaleddin Rumi'nin eserlerini, fikirlerini gelecek nesillere aktarmak, bu büyük hazineyi araştırarak kendi aralarında ve diğer insanlara aktarabilmek gerçekten çok güzel, önemli bir unsurdur. Bu bağlamda ben Rukiye ablamı kutluyorum. Estağfurullah, çok teşekkür ederim canım benim. Benim naçizane şöyle bir fikrim var, şöyle bir düşüncem var. Her kişi Mevlana Celaleddin Rumi'nin ilkelerini, bu yedi öğretisini, hayat gayesi ne getirdiğinde, ne zaman bunu yaşamamızın ilkeleri haline getirdiğinde, işte o zaman gerçek insan olabiliriz. Bu çok önemli. Aynen, bir husus. Benim buradan sözleri uzatmak istemiyorum, bir sözüm olacak. Sayın Rukiye ablacığıma, bundan sonraki çalışmalarında benim yapabileceğim her türlü desteği sözünü vermek istiyorum. Başarılarının devamını. Çok teşekkür ederim. Biz Zehra Hanım'la, bizim dostluğumuz çok eskilere dayanır. Ara ara görüşürüz kendisiyle de. Benim fikirlerimden, birbirimizin fikirlerinden her zaman faydalanmışızdır. Bugün ayağına sağlık, bizim onur konuğumuz oldu. Ben geldiği için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.